Merhaba. Türkiye 21 yıldır iktidara yapışmış tek adam ve tek partiyi, son 10 yılı itibariyle ülkenin tüm müktesebatını alt üst etmiş ve devletin anahtarlarını mafyaya teslim etmiş Erdoğan rejimini seçimle değiştirirse tarihe geçecek. Barışçıl, kan dökülmeyen bir seçimle iktidar değişimi ülkenin sonrasının inşası içinde umut verecek. Değilse ne kadar süreceğini kestiremeyeceğimiz bir kaos, hemen her şeye gebe bir kargaşa ve belirsizlik görülüyor. Bu durumda gençlere önereceğim yegane şey, vakit kaybetmeden gözlerine kestirdikleri bir ülkede yeni bir yaşam kurmaları. Ancak filikaya henüz zaman var. Gemi su alıyor fakat batmadı. Türkiye sadece siyasal ve ekonomik yönden değil, toplumsal ve ahlaki açıdan da büyük kriz yaşıyor. Seçimi kaybetmek iki taraf açısından da psikolojik bir çöküntü demek. Bu elbette muhalefet cephesi için daha depresif olacak. Haliyle muhaliflerin kendi içinde yaşadığı inatlaşmayı bundan bağımsız yorumlamak olmaz. Millet İttifakı'nı beş benzemez zoru başardı, bir araya geldi diye alkışlarken, ortak listedeki kimi isimlere testiyi çatlatma pahasına sert çıkmak tuhaftır yani. Sen ve mahallen karşı olabilir. Bu haklı olduğunuz manasına gelmiyor. Kol kola yürüdükleriniz sütten çıkmış ak kaşık mı? Neyse ki kimse ellerine kağıdı kalemi verip, hadi bakalım parlamentodaki 600 kişiyi tek tek siz belirleyin. Demiyor, iyi ki de demiyor. YSK açıklamış 14 Mayıs'ta 64 milyon seçmen oy kullanacak. 5 milyon seçmen ilk kez sandık başına gidecek. Meydanları doldurmak, mahalle kanallarında reytingleri patlatmak, YouTube'da yüz binlere konuşmak değildir ölçü. Karşımızda bağnaz ve bir o kadar dünyadan habersiz bir kitle var. Muhalif yobazları saymıyorum. İlerisi için onlar yönüyle kaygı duysam da bu seçimde denklemin doğru tarafındalar şimdilik. İktidara meftun olmuş, Ondan başkasına oy vermeye eli gitmeyen kitleden bahsediyorum. Bilmiyor, bilmek de istemiyor. Tercihlerinden emin değiliz. İktidar togu halkın arasında dolaştırarak savunma sanayinde tanklı, gemili açılışlarla bir kampanya planlamış. Bundan taviz vermiyor. Belli ki karşılığı var. Depremi unutturdu. Buradan hiç gitmeyeceğim diyen muhalefet liderleri de deprem bölgesinde iktidar ortakları kadar görüntü vermedi. Zübük filminden beter sahneler yaşanıyor. Komik değil. Enerji Bakanı 694 milyon tonluk nadir toprak elementi keşfi yaptık. Cevherden mücevhere dönme zamanı dedi. Hangi element olduğunu söylemedi, soran da olmadı. İki buçuk yıl önce CHP'liler mecliste millet aç perişan evet herkesin midesine bir şey giriyor kuru ekmek giriyor deyince o zaman aç değil demek diye çıkışan AKP Denizli milletvekili Şahin Tin bir kez daha Denizli'den garantili ikinci sıradan aday gösterildi. Yedi kere imar affı çıkaran Erdoğan, ekranda vatandaşın gözünün içine baka baka imar affı katalog suçlar içinde yer alacak dedi diyebildi. Türkiye Dünya Enflasyon Ligi'nde Lübnan, Venezuela, Suriye'den sonra geliyor. Bir yılı geçti Rus işgali altındaki Ukrayna'da enflasyon %21. Ve evet karşımızda bağnaz ve bir o kadar dünyadan habersiz bir kitle var. Ülke bu döngüde başını çarpa çarpa dibe çöküyor. İktidar AKP Erdoğan gerçekten iddia edildiği ve yazıldığı gibi rahat mı? Bilmiyorum ve zannetmiyorum. Rahat olsa henüz Ecevit'in sağlığında tarih olmuş DSP'nin kapısını çalmaz da herhalde. Rahat değiller. Şu ki kitlemize ne versek yerler. Özgüveni var. Bu konuda haksız değiller.